Merhaba arkadaşlar. ASP.NET'te 4. dersimizle karşınızdayız. Crowd işlemlerinde arkadaşlar geçen dersimizde arama işlemini bitirmiştik. Bu dersimizde güncelleme işlemine giriş yapacağız. Burada önce kayıtları tekstlere getirmeyi göstereceğiz. Bir sonraki dersimizde de arkadaşlar güncellemeyi göstereceğiz. Şimdi bunun için önce projemize yeni bir tane form, web form ekliyoruz. İsmine de edit diyorum. Şimdi burada kullanılan araçlar text box'lar olacak. Daha önce ekleme işlemindeki sayfada kullanmıştık. Add new sayfasında. Burada açık. Şu kısmı kopyalıyorum. Buraya sadece ID için bir text box ekleyeceğiz. Tabii işlemi bir geri alalım. Şurayı sildim. Tamam. Şimdi yapıştıralım. Bir tane div eksik mi acaba? Evet. Tamam. Şurayı kopyalıyorum. Txt id. Şurası da id olacak. Design moduna geçiyorum. Tabii dosyamız ekli değil. Dosyamızı ekleyelim. Evet, bunu da arkadaşlar bu dosyamızı da netten çekiyoruz. Bir daha önceki derslerimizde bunu göstermiştik. İlk derste olması lazım. Şimdi bakalım. Tamam. Tam istediğimiz şekilde oluşmuş. Butonumuzun ismini, ID'sini değiştiriyorum. Güncelle. Primary. Onclick'i siliyorum. Şimdi bakalım. Tamam, bu şekilde. Çıkış aynı. Şimdi ekleme, silme ve güncelleme için klasımız içerisinde bir metot oluşturacağız. Crowd klasını açıyorum. Daha doğrusu kayıt getirme için, ekleme, silme, güncelleme için. Sonraki dersimizde bunu yapacağız. Public static void kayıt getir. İndeks sayfamıza bir buton daha ekleyeceğiz. Güncelleme için şu sağ tarafa bir tane buton ekleyeceğiz. Yeni butonuyla aynı hizada olacak. Container bir div içerisine alalım yine.
Şurası edit olacak. Edit. Primary. Güncelle. Stil. Float left ile sola yaslıyoruz. Buradaki stilde float right ile sağa doğru yaslıyoruz. Bir bakalım. Olmuş. Olmuş gibi duruyor. Bir çalıştıralım. Vim browser diyorum. Google Chrome'dan bir çalıştıralım. Bakalım son durumuna. Ardından diğer işlemlere geçeceğiz. Şu an sadece görünümüne bakacağız. Evet, şimdi güncelle dediğim zaman tamam. Güncelleme sayfasına geçiş yapıyor. Tamam. Evet. Herhangi bir sorun yok. Devam ediyoruz. Evet, şimdi şu kısım çoğu yeri aynı. Şuralar, buralar yok. Şurası da yok. Bunu biz yazacağız. Bu da komut. Evet, şimdi sorgumuz select yıldız from customer, tablomuzun adı ver, kayıtları neye göre getirecek, ID'ye göre getirecek, eşittir tek tırnak içerisinde çift tırnak. Şimdi buraya parametrelerimizi yazalım. Text box türünde ID, text box türünde first name, yine text box türünde last name, text box türünde city, en sonunda da salary text box türünde olacak. Tamam, şuraya id nokta text diyeceğiz. SQL data reader, kayıt okutma işlemi yapacağız. Komut execute reader, while, tab tuşuna iki defa basıyorum. Kayıtlar okunduğu sürece bu işlemi yap. Data reader'ımızı da kapatıyoruz. Hatta şurayı bağlantı cross'tan sonra alalım. Evet, şimdi first name nokta text. Veri tabanındaki sıfırıncı alan ID'ye denk geliyor. Dolayısıyla şöyle bir dediğimiz zaman da first name'e denk geliyor. Bu string kopyalayalım. İki, last name, city ve salary. Salary, city, burası da last name. Tamam. Burası tamam.
Sanırım burada herhangi bir şey kalmadı. Şimdi Edit ASP:X sayfamıza geçiyoruz. Burada bakalım bir şey var mı? Tamam, burada bir şey yok. Şimdi ID text box'ına çift tıklıyorum. Ve burada metodumuzu çağırıyoruz. Crowd kayıt getir. Şimdi ID alanı için txt ID virgül. Evet, bu şekilde yazabiliriz arkadaşlar. Şöyle ID dedikten sonra, yani class'ta kullandığımız ID'ye denk gelecek olan txt ID oluyor. Yani yazmadan da direkt kullanabiliyoruz. Ama eğer karışır diyorsanız bu şekilde. Örneğin yani burada da mesela last name için txt last name olacak. Dediğim gibi bu şekilde de kullanabiliriz. Artık tercih size kalmış. Txt tamam. Evet, bir deneme yapalım arkadaşlar. Bir bakalım istediğimiz şekilde olmuş mu? Evet, güncelle sayfasına geçiyorum. Şimdi bir enter. Kayıtlar geldi. Tamam. 2 enter. Kayıtlar değişti. 3 neydi? 4 5 bir çıkış yapalım. Evet. 1 2 5 var. Tamam. Evet arkadaşlar, böylece bir dersin daha sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde güncelleme işlemini anlatacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Herkese iyi günler.